İki genel başkan yardımcımızın başkanlığında 26 milletvekili, 5 parti meclisi üyesi, 4 yüksek disiplin kurulu üyesi, 4 belediye meclis üyesi Düzce'ye gittiler. Düzce'nin hem merkezini, mahallelerini, bütün ilçelerini gezdiler. Halkın nabzını tuttular. Ticaret odası, sanayi odası, esnaf odası, taksiciler, manavlar, berberler, herkesle bir şekliyle ilişki kurdular. Bir şekliyle dinlediler. Şu şunu yaptı, bu bunu yaptı diye değil. Sadece ve sadece dertlerini dinlemek. Ve sadece onların sorunlarına ürettiğimiz çözümleri onlara anlatmak için. Fazla bir yorum yapmayacağım. Bir taksici şöyle diyor. Deprem ne ki? Malum Düzce'de deprem olmuştu geçmişte. Deprem ne ki? Depremden daha kötü bir durumla karşı karşıyayız. Burası işlek bir durak. Ona rağmen kazandığımı yakıta veriyorum. Cebimde 400 lirayla güne başlıyorum. Günde 300 lira kazanıyorum. Onu da benzine veriyorum. Yani 400 liram var. Hiç artmıyor. Trafik cezası falan gelirse zaten cepten yiyoruz. Eskiden ayda 2 kilo et alabiliyordum. Şimdi evime yarım kilo et götürüyorum. Kır pidecisi esnaf, işimiz duaya kaldı. Unun çuvalı 500 lira oldu. Bizim kullandığımız yağ 150 liradan 500 liraya çıktı diyor. Lokanta sahibi, ben yılların esnafıyım. 3 işletmem var. Böyle sıkıntılı bir dönemi hiç görmedim. Yarısı virüs, yarısı ekonomik kriz. 3 müessesem var. Mecburen 25 kişi işten çıkarmak zorunda kaldım. Düzce boşanma şampiyonu. Bu enteresan bir gözlem. Lokanta sahibinin. Düzce boşanma şampiyonu. Ekonomik krizi daha iyi anlatacak bir veri yok diyor. Ve benim bilmediğim ama arkadaşların raporlarından öğrendiğim, hava kirliliği açısından Düzce Türkiye'de bir numara. Dünyadaki en kirli havaya sahip 15 beldeden ya da 15 ilden, 15 merkezden de birisiymiş. Bir eczacı arkadaşımın söyledi, arkadaşımızın söylediği Şeyma Hanım'ın, ülkemizde hava kirliliğinden hayatını kaybedenlerin sayısı trafik kazasında ölenlerden daha fazla. Ancak buna rağmen hiçbir önlem alınmıyor. Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıkları ile boğuşuyor. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz. Ben kendi sağlığım için de tüm komşularımın sağlığı için de endişe içindeyim. Gün geçmesin ki yeni bir kanser vakası duymayayım. Değerli arkadaşlarım, ya bu hükümet nerede? Türkiye'nin hava kirliliği açısından bir numaralı kenti. Gizliyorlar. Ama orada insanlar kanser. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Hayatını kaybeden bir kişinin A partili B partili diye ayrımı olur mu? Sizden bizden ayrımı olur mu? Müdahale edilmesi gerekmiyor mu? Hava kirliliği var. Kardeşim, doğalgaz parasını ödeyemiyorsa ödeyeceksin doğalgaz parasını. Doğalgaz parasını ödeyemiyor fakir ama kömür veriyorlar. Ya kömür vereceğine doğalgaz parasını ödesene kardeşim. Daha iyi değil mi? Daha akılcı değil mi? Daha mantıklı değil mi? Daha adaletli değil mi? Yapmıyorlar. Otosanayinde 24 yaşındaki Caner, Caner'e de Cumhuriyet Halk Partisi grubundan selamlarımızı gönderelim. Caner şöyle diyor. Kendisi işletme fakültesi mezunu. Ben bugüne kadar Düzce'de hiçbir belediye konseri, etkinliği duymadım, görmedim. Evet, geçinmek için burada yaşamak zorundayım. Ama fırsat bulunca sosyalleşmek için civar illere gidiyorum. Gittiğim zaman da Düzce'nin ne kadar geri kalmış olduğunu görüp üzülüyorum. Sevgili Caner, Caner, hiç üzülme. Geliyor gelmekte olan sen de göreceksin. Düzce'li de görecek. Düzce'nin nasıl pırıl pırıl bir iklime sahip olduğunu göreceksin. Sosyal etkinlikleri göreceksin. Sanatçıları göreceksin. Sanatçıların konserlerini izleyeceksin. Genç olarak bunları talep etmek senin hakkın zaten. Sana o hakkı teslim etmek de bizim görevimiz. Bunu yapacağız inşallah.